Beni kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hanımlar. İnşallah bu kurduğum vakıf Amasya'da da hayırlı işler yapmaya vesile olur. İnşallah sultanım. Amin. 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 Afiyet olsun. Mihrinisa, şu hatunu görüyor musun? Amasya'nın en kuvvetli ailelerinden, paşazadelerdendir. Seni pek beğenmiş. Eksik olmasınlar sultanım. Geçen gün beni ziyarete geldi. Seni görmüş. Bir oğlu var. Kabul edersen seni oğluyla evlendirme niyetinde. Evlenmek mi? Ben hiç böyle bir şey düşünmedim sultan. Ne bu şaşkınlık Mihrinisa? Gençsin, güzelsin. Burada gördüğün hatunların hepsi seni gelin almak için kapılarda yatı. Lakin benim o hatuna itimadım tam. Çok düzgün bir aile. Oğlu için de hep iyi şeyler işittim. En azından bir görüş. Hem şehzademle de konuştum. O da olumlu karşıladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok ani oldu. En iyisi sen bir düşün. Gel. Bağışla beni sen gel deyince. Esas siz beni bağışlayın şehzadem. Cariyeler kıyafetlerimi getirecekti. Onlar geldiler zannettim. Dönebilirsiniz. Bir şey mi oldu? Hayır. Çiftlik evini merak ettim sadece. Tadilat ne vakit bitecek? Birkaç güne kadar biter, kurtulacaksınız benden. Mahidevran Sultanımız da benim için hayırlı bir kısmet bulmuşlar. Görüşmemi istediler. Sanırım sizin de malumunuz. Mühim olan senin ne istediğin Mihrinisa. Zira bu mesele ne validemi ne beni alakadar eder. Karar en başta paşamızın. Ve tabii ki senin. Ben ne istediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz şehzadem. Sizce ne yapmalıyım? Kendi hanende saadet içinde olmanı isterim elbette. Benim saadetim bir evlilik değil. Hislerime karşılık bulmaktır. Mihrinisa, yanlış bir yola girmek istemem. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Söyleyin lütfen. Gerçekten evlenmemi istiyor musunuz? Gel. İstediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz cesaret. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Ağalar. Gel. Hayrola hatun, gece vakti. Şehzademiz bunu size göndermişler.
Yarın görmek istiyorum seni.